Londra'da British Museum'dayız ve Parthenon'un etrafında yer almış olan bir frize bakıyoruz. Parthenon'un dışında değil, revak kısmının iç tarafında yer alıyormuş. Oldukça yüzeysel olarak yontulmuş. O zaman eminim daha canlı renklerle boyanmış durumdaydı ancak gene de görmesi biraz zor olmuştur. Zira yerden 12 metre yüksekte yer alıyormuş. Burada Athena'nın yaş gününde Atinalıların oluşturduğu korteji görüyoruz. Athena kimde hatırlayalım mitolojiden. Atina şehrinin koruyucu tanrıçası Athena. Kendi tapınağına ulaşmak için şehirden geçiyor. Hangi tapınak mı? Parthenon tapınağı. Parthenon'un içinde Fidyas'ın yapmış olduğu dev boyutlarda bir tanrıça Athena heykeli var. Burada gördüklerimiz mitolojik kaynaklı öyküler değil. Atinalıların gerçekten yaşamış oldukları olaylar canlandırılmış. Evet burada tanrılar diyarındalar. Çünkü son derece ideal ve son derece asil gözüken bu kortejde yer almışlar. Ve kortejin yürüyüşü tanrılara sunulacak adakla sonlanıyor. Adak töreni tanrı ve tanrıçaların huzurunda yapılıyor. Yani bir anlamda insanlar diyarı ve tanrılar diyarı iç içe geçmiş durumda. Korteje daha yakından bakalım. İlk göze çarpan son derece uzun olduğu. Binanın iki tarafı boyunca uzanıyor orijinal uzunluğunun 160 metre olduğu düşünülüyor. Bunun 128 metresi günümüze ulaşabilmiş. Kortej burada yavaşça başlıyor ve daha sonra ivme kazanıyor. Burada düzinelerce at var, bir o kadar da atlı. Hepsi birbirinden az da olsa farklı şekillere sahip. Atlar üst üste, binicileri de öyle. İnanılmaz bir ahenk duygusu var, çok hareketli bir sahne. Bunlar taştan yapılmış aslında değil mi? Aslında hiçbir şey hareket etmiyor ancak çok detaylı ve karmaşık bir görüntü var. Atların toynakları, atların bacakları, binicilerin bacakları, atların gövde yapıları, kasları, hatta damarları. Her biri daha önce söylediğim gibi birbirinden birazcık farklı. Hepsi birbirinin kopyası değil yani ve bu figürler frize çok canlılık katmış. Neredeyse biraz sonra atların ayak seslerini bile duymaya başlayacağız. Erkek figürlerin omuzları geniş, kalçaları dar, gövdeleri çok güzel. Kollarındaki kasları görüyoruz. Güzel yüzlerinde sükunet hissediliyor. Bu insanların yani Atinalıların vahşi doğayı kontrol edecek güce sahip olduğu simgeleniyor bu frizde. Atlar vahşi doğayı temsil ediyor. Şimdi son derece vahşi ve hırslı bir hayvan göstereceğim. Çok güzel şekillendirilmiş. Binicinin oturuşu da çok asilce. Atın şaha kalkmak üzere olmasını umursamamış bile. Dönüp arkasına bakıyor. Ata her halükarda hakim olabileceğini biliyor. Kendine güveni tam. Hem asalete hem kahramanlığa vurgu yapıldığını gözlemliyoruz. Genel kanı bu frizde Panathenaik kortejinin yansıtılmış olduğu şeklindedir. Bazı sanat tarihçileri ise farklı ihtimalleri de dile getirir. Bu farklı ihtimallerden biri burada gördüğümüzün peplos kuşatmasına ilişkin olduğu. Tahmin edeceğiniz gibi Muharebeyi Atinalılar kazanmıştı. Bu büyük bir şerefti ve Atina'ya kendi tapınağında Partenon'da sunulmak üzere şehirde resmi geçit töreni yapıldı. Bu gruptaki heykeller Partenon'un ana girişinin üzerinde yer alır. Partenon'a her yönden ulaşabilirsiniz. Ancak ana salona girmek için bunun altından yürümeniz gerekirdi. Bir düşünün, yürürken başınızı kaldırıp tanrılara bakıyorsunuz. Burada durağanlık duygusu hakim, hareketsizlik, atların ve binicilerin kalabalığına nazaran buradaki figürler daha izole. Eserin bu kısmını da çok seviyorum. Bu figürlerde çok dikkatimi çeken bir diğer husus kumaşların kıvrımları. Fidias'a bağlı çalışan heykeltıraşlardan birinin kumaşlara kıvrım verme işini çok sevdiğini düşünüyorum. Kumaşlar kıvrılarak dökülüyor, hareket kazanıyor, sonra da toplanıyor. Buradaki üç figürü inceleyelim. Yüzleri birbirlerine dönük şekilde oturuyorlar. Biri arkasına dönmüş ve bu diğer figür var. Bu figür kim acaba? Sanırım savaş tanrısı Ares. Ares olabilir mi gerçekten? Sanırım o. İnsan gibi aynı zamanda da tanrısal bir görünüşü var. Yüzünü göremiyoruz ancak özgüveninin ne kadar yüksek olduğunu vücudundan anlıyoruz. Hareket tarzı, dizini kaldırışı, arkaya yaslanması dinginlik içinde. Ve yüz ifadesi çok insani vücuduyla ne kadar barışık olduğunu heykeltıraş başarıyla yansıtmış. Bu eser aslında antik Yunanların kendilerini nasıl gördüklerinin bir aynası gibi. Özgünlüğü, karmaşık yapıyı, birlik duygusunu, insanla hayvan arasındaki ilişkiyi, insanla Tanrı arasındaki ilişkiyi, kısacası kendilerini ve onları çevreleyen dünyayı betimlemişler.